seviyorum. Seni her zamankinden daha çok seviyorum. Ay vurur ayan beyan, geldim kapına yayan. Sen değil misin beni hapu hallara koyan? Ay vurur ayan beyan, geldim kapına yayan. Sen değil misin beni hapu hallara koyan? Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın. Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın. Ağzından mı öptün ola benim? Evet! Ben de onu öpeceğim. Yok artık ya! Azgın mısın sen? Kızcağız masumca bir Buse kondurdu. Yazık! Yapma! Yıldız Kuzey'i öptü! Duydunuz mu? Yıldız Kuzey'i öptü! Allah be! Allah be! Şimdi gideyim ben, biz şimdi ne izleyeyim? Aman gidilmez ki şimdi ya bu saatte. Kız zaten utandı da kaçtı yani. Belki de ben peşinden gideyim diye gitmiştir. Gideyim. Gitmeyeyim, gidilmez. Gitme, gitme. Aha. Geldi iki gözümün çiçeği, dayanamadı, kendi geldi. Aç kapıyı, gir içeri, kapı açık mavişim. Gel, sana bütün gönlümün bütün kapıları açık. Gel, kır kapıyı gel, kır gel. Girebilir miyim? Çık dışarı. Çok kötüyüm. Halimi görmüyor musun Kuzey? Her şey mahvoldu. Her şey bitti. Ne yapıyorsun şöyle? Çık git dedim. Sana yalvarırım. Ne olur beni affet. Son bir şans ver bana. Söz veriyorum sana, her şeyi unutturacağım. Ne olur. Yapmadığım bir bu kalmıştı değil mi şöyle? Daha fazla gözümden düşmeden çık git buradan. Ben senin gözünden düşmeyi de, hakarete uğramayı da göze alıp geldim. Hatta senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Yeter ki beni affet. Bütün derdin buysa affettim gitti ya. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Her şeyi unuttum. Hatta seni de unuttum. Kim olduğunu da unuttum. Hadi abi. Tamam, o zaman her şey yeniden başlarız. Tertemiz yeni bir sayfa açarız. Senin hatırladığın, sevdiğin, aşık olduğun Şule olurum. Ne olur, ne olur bana son bir şans ver. Yalvarıyorum. Ne oldu Şule? Daha düne kadar tehditler savurup duruyordun. Şimdi geldim burada sevgi dileniyorsun benden. Çünkü seni seviyorum. Ya, dur, ben söyleyeyim. Şimdi artık belgeler benim elimde. Kim bilir ne kadar çirkin görüntülerim vardı onların içinde de gelip böyle ayaklarıma kapanıyorsun. Ne diyorsun yani, nasıl? Oturup bana nasıl ihanet ettiğini izleyecek değildim herhalde. Sen istediğin kadar küçülebilirsin. Ama ben bunu yapmam. Kızlarıma da, onların annesine de bunu yapmam. Yani belgeleri hiç görmedin mi? Rahat ol Şule Gürsoy. O görüntüleri izlemedim. Özel hayatın beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Kızlarıma da izletmedim. Sadece senden kurtulmama yardımcı olur mu o belgeler diye avukatıma izlettim. Tamam bak, ben kabul ediyorum. Çok büyük bir hata yaptım. Hatta hayatımın en büyük dersini aldığım bir hataydım. Ama ne olur bırak telafi edeyim. Tertemiz yepyeni bir sayfa açalım kendimize, ne olur. Ne oldu Şule? Şimdi böyle bir taktik mi deniyorsun? Küstahlığın, nobranlığın işe yaramadı. Şimdi de böyle ağlayıp ayaklarıma kapanan kadını mı oynuyorsun? Taktik falan değil Kuzey, bilmediğin şeyler var. Bilmediğim şeyler umurumda değil.
Seninle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum Şule. Umurumda bile değil. O zaman son bir şey soracağım sana. Eğer Yıldız olmasaydı, o zaman beni affeder miydin? Son bir şans verir miydin bana? Yıldız'ın içinde olmadığı hiçbir şey istemiyorum. Yıldız'ın içinde olmadığı bir hayatı düşünmek bile istemiyorum. Ben sana bunu sormadım ama Kuzey. Ben sana diyorum ki, sana Yıldız olmasaydı beni affeder miydin diyorum. Yıldız var Şule. Ve bundan sonra sadece Yıldız olacak hayatımda. Ben cevabımı aldım. Bakayım. Ellerine sağlık. Aa, her şey çok güzel. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Sucuk az. Olsun, ben yine yaparım size. Of ya. Keşke Yıldız abla da olsaydı burada. Glüt yapardı ne güzel. Sen öyle san. Eğer Yıldız abla burada olsaydı bu güzelim sofrayı bizim burnumuzdan getirirdi ya. Evet kız çok haklı. Ya defalarca özür diledik. Bir kere affetmedi ya bizi. Kırmızı keçi, kırmızı keçi. Kızlar. Yıldız abla sizi affetmemiş olsa, değil sizinden yakan top oynamak yanına 50 metre bile yanaştırmazdı. E madem öyle, niye her fırsatta bizi azarlıyor? E Kuzey abiyi de azarlıyor. Onu da ne kadar sevdiğini bütün Karadeniz biliyor zaten. Yani aslında böyle söyleyince mantıklı geldi ama bilemedim yine de. He, aha da iyi insan lafın üstüne gelir demişler. Aa kalkın kalkın gidelim. Hey bir dakika bir dakika. Acaba şey mi sorsak? Affetmiş mi bizi? Ya Mine saçmalama ya. Böyle bir hesaplaşma hazır değilim ben şu anda. Gem de onun topraklarında yani. Asla olmaz. Gidelim. Hayırdır kızlar? Nereye böyle? Şey biz... Oturun oturun haydi. Bir şey yapmayacağım. Biz hiç rahatsız etmeseydik. Kız aa böyle güzelim sofra bırakılıp gidilir mi hiç? Haydi oturun. Oturun dedim ha. Gel abla otur. Ben de çaylarınızı tazeliyorum o zaman. Hayda hepsini al. Benim kaşığı yandık. Esma. He abla. Dün akşam Gülüt yaptıydım dolapta. Sağ zahmet onu ısıtıp getir. Hemen abla. Gülüt mü? Siz seversiniz. Yıldız ablacığım sen iyi misin? Gayet iyiyim. Kız niye yüzüme bakıp duruyorsunuz? Haydi devam edin. Aa bak bu peynire hiç dokunmamışsınız ha. Kokusu yüzünden mi? Az biraz keskindir ama en lezzetli peynirimdir. Aa bak gel. Al Gökçe. Aç ağzını. Nasıl? Yıldız abla, senin ateşin falan mı var? Yok, gayet iyiyim. Niye bize bu kadar iyi davranıyorsun o zaman? Hani sen bize küsmüştün? Hani biz senin arkandan iş çevirmiştik? Hani bir Mineciğim eski defterleri açmasak mı şimdi burada canım kardeşim benim ya? İsteseniz de açamazsınız artık. Aa ben unuttum gitti. Bitti hatırlamıyorum yani. Yok 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 bu Yıldız abla olamaz. Gerçi saçı da aynı ama içine kesin bir şey kaçmış. Ya da bizimle çok büyük dalga geçiyor. Yok. Aa vallahi ciddiyim aa bu. Yaylanın havası kadar temiz bir sayfa açtım önümde. Bitti gitti unuttum artık her şeyi. E bu kadar neşeliysen hazır. Babama da affetsen. Onu çoktan affettim. Vallahi mı? Vallahi. Ay o kadar mutluyum ki şu an kendimi iyi yiyebilirim ya. Ne yapsak o zaman biz? Sarılsak mı? İyi sarılalım o zaman haydi. Ya ben seni çok seviyorum ya. Sana yeniden Yıldız Mam diyebilir miyiz? Bence deriz. Mam. Tamam.
tamam kız, aa tamam, kulağım çınladı. Aa neşeniz var olsun. Aa hadi gülütleriniz geldi, geçin yerinize. Ay gülüt. Özlemişsiniz. Ay nasıl özledim, nasıl? Aa çaylarınız. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Esma. Hey abla. Benim oltam burada mı? Hey burada. Balık tutmaya mı? Gölete gideceğim. Sağ zahmeti al getir haydi. Tabii al. Ya niye balık tutmaya gidiyorsun ki? Tutup tutup bırakıyorsun zaten. O eskidendi. Artık tuttuğumu bırakmayacağım. Vay. Vallahi bravo. Helal olsun. Tamam kız ha. Bunu hemen şımardınız ha. Haydi ağzınız doluyken konuşmayın. Yiyin haydi. Tamam. Yıldız, ben bir şey söyleyebilirim. He. Ben de geleyim mi? Hayır yavrum, sen gürüdünü yiyeceksin. Oldu oldu. İşte budur ya. Zaten bu suratı Yıldız öpmüş. Bu saatten sonra kötü görünmesinin imkanı yok. Şu yakışıklılığa bak. Şu güzelliğe bak. Şu bebeksiliğe bak. Abartma. Tamam yeter. Böyle iyi. Böyle devam. Yaklar. Gece de çiçek mi toplayacaksın? Lan sen iyice centilmen bir şey oldun ya. Canım kendim ya. Hadi bakalım. İşte şimdi tam bir erkek oldun. Hiç hız kesme. Vazgeçmeden hemen git. Ver çiçekleri. Var burada. Ver çiçeklerimi geri. Ver. Şükrü gülme, bozuşuruz. Tamam tamam Şilbi. Yıldız nerede? Çağır şunu. Mantıra yak. Şükrü. Bu olanları bir kişiden dahi duyarsan çok fena bozuşuruz. Gülme. Tamam lan gül. Çok komikti. Hadi. Ya baba sen ne yapmışsın öyle? Yıldız abla pamuk gibiydi bugün. Ben bir şey yapmadım ki kızım, Yıldız yaptı. Aa hiç uydurma babacığım. Yıldız ablaya iğne yapmışsın, biz öyle duyduk. Ha siz onu diyorsunuz yani, yapıyorum her şeyleri. Ay baba resmen onu kurtarmak için kendini feda etmişsin ya. Baba görmeliydin, bambaşka bir Yıldız abla vardı bugün. Şimdi şöyle oluyor kızım. Hastamıza dün bir doz, küçük bir doz aşk iksiri zerk ettik. Bugün kendisine doz aşımı uygulayacağız. Aşırı doz, overdose. Nerede hastamız? Nerede Yıldızcığım? İçeride mi? Yok abi, gölete balık tutmaya gitti. Size yazıklar olsun ya. Siz de beni boş boş burada tutuyorsunuz baş muhabbet.
Çek, çek, çek. Demek buradasın Yıldız. Allah aşkına, işleri daha da zorlaştırma, haydi. Hayır, gerçekten. Gerçekten ölüyorum Yıldız. Günlerim sayılı. Bu yalanlarını git başkalarına anlat. Belki etrafında sağa inanan birileri kalmıştır. İnanmıyorsun değil mi? Ben senin gözünde bu kadar kötü, bu kadar yalancı bir insan mıyım? Şöyle, benim seninle harcayacak vaktim yok, haydi. Beynimde bir tümör var. Kötü uyku. Teşhis edildiğinde çoktan son evreye varmıştı bile. Bir bu kalmıştı değil mi denemediğin? Bana inanmayacağını tahmin etmiştim zaten. O yüzden bütün belgelerimi yanımda getirdim. Al bana inanmıyorsan raporlarıma bak. Beni hiçbir şeye inandırmak zorunda değilsin. Bana inanmak zorundasın Yıldız. Lütfen. Sadece bak. Beyin tümörü. Çabuk büyüyor. Hızlı yayılıyor. Bir yıl demişti doktor. 6 ay önce. Ne için bir yıl? Ne olduğunu anladın işte Yıldız. Bir yıl ömrüm kalmıştı. Ama 6 ayı bitti bile. 6 ayı kaldı. Peki bunları neden bana anlatıyorsun? Çünkü Kuzey'e anlatamam. Bana acımasını istemiyorum. Sevdiğim adamın bana o gözle bakması... şu... azıcık kalan zamanımda isteyeceğim son şey bile değil. Kızlarıma da söyleyemem. Zaten bir anne kızlarına 6 ay sonra öleceğini nasıl söylüyor? Kimseye öyle kolay kolay ömür biçemez. O yüzden sen bu 6 ay fikrine çok kendini kaptırma. Doktorlar ömür biçmiyor. Gerçekleri söylüyor. Beynimdeki tümör o kadar hızlı ilerliyormuş ki. Ameliyat şansım bile yokmuş. Zaten düşünsene, kafanın içinde saatte bir bombayla ne kadar yaşayabilirsin ki? İyi ama bunları niye bana anlatıyorsun? Benden ne istiyorsun Şule? Çünkü son zamanlarımı huzurla geçirmek istiyorum. Kocamla, kızlarımla geçirmek istiyorum. Bunu ölmek üzere olan bir annenin son arzusu diye düşün. O yüzden lütfen, lütfen. Kuzey'den ve kızlarımdan uzak dur. Ben öldükten sonra ne istersen yaparsın, ne istersen. Biliyorum, ölümüm senin elinde değil. Ama kalan hayatımı huzur içinde geçirmem senin elinde. Sana yalvarıyorum Yıldız. Yalvarırım. Lütfen hayatımızdan çık. Ve huzur içinde ölmeme izin ver.
biraz abarttın mı acaba ya? Bu çelenginle karşısına çıktığında da şey dersin artık Kuzey. Efendim beni ağzımdan öptüğünüz için çok çok teşekkür ederim size. Allah razı olsun. Zaten benim gibi ezik tip sizi sizden başkası da öpmezdi. Ya sen romantik olacağım diye iyice abarttın, iyice böyle ezik bir şey oldun ya. Kral, kendine gel. Çık karşısına en Kazanova halinle, göster hünerlerini. Ha. Yıldız, ne diyorsun? Son günlerimi huzurlu geçirmeme izin verecek misin? Kızlarımı, kocamı elimden almayacaksın değil mi? Ben senden hiçbir şey almadım ki şöyle. Ben senden bir şey çalmadım ki sağ geri vereyim. Şimdi seninle oturup bunları tartışacak değil mi olan oldu zaten. Ve ben yalnız kaldım. Bu şekilde ölmek istemiyorum. Allah'tan ümit kesilmez şöyle. İnşallah sağlığına kavuşursun. Ama bu durumda benim yapabilecek bir şeyim yok. Ne demek yapabilecek bir şeyim yok? Sana aradan çekil, ben de mutlu mutlu öleyim diyorum. Son günlerimi mutlu geçireyim diyorum. Kimin ne zaman öleceğini en iyi Allah bilir. Kanki de benim bugün son günüm, nereden biliyor? O ne demek şimdi ya? Hasta olan benim, ben. Genç yaşında kocasını, sevdiği adamı, kızlarını bırakıp ölüp gidecek olan benim. Ben şimdi senin dediğini yaptım diyelim şöyle. Aradan çekildim diyelim. Kuzey yine sağa döneceğini mi zannediyorsun sen? Yıldız'la mutlu olamıyorum, bari gidip Şule'yle mi mutlu olayım diyeceğini zannediyorum. Ya o zaman en azından bir şansım olacak. Ama sen varken öyle bir şansım yok, anlamıyor musun? Nasıl sen anlamıyorsun? Kuzey bundan sonra ne olursa olsun sağa dönmeyecek Şule. Sana dönecek diyorum, anlıyor musun? Dönecek! O benim kocam. Ben kocamı tanımaz mıyım? Kocam beni çoktan affederdi bile eğer sen olmasaydın. Aradan çekil, bize izin ver. İzin vermiyorsun. Çekil artık, aradan çekil. Çek ellerini şöyle, kendine gel. Hayır, çekmeyeceğim. Sen aramızdan çıkıp gidene kadar, hayatımızdan çıkana kadar ellerimi çekmeyeceğim, anlıyor musun? Defol. Defol diyorum sana, defol. Şule. Şule, Şule. Şule. Aman çok şükür yaşıyorum. Kuzey. Şule değil mi bu? Ne iş var bunun? Yanıma geldi. Kuzey bırak dedi, ondan sonra da ağladı, bayıldı. Kendi kendine bayıldığına emin misin? Senin bir etkin olmasın. Ya saçma sapan konuşma. Ne yapacağım? Kendi kendine bayıldı tabii. İçmiştir yine. Dün de benim kapıma geldi. Ayakta duracak hali yoktu, sızmıştır. Tamam. Haydi. Kaldır, kucakla da götürelim. Efendim ne yapayım? Kucakla. İstersen kucaklamışken bir de Buse kondurayım yanağına. Ne oldu Öküz Efendi? Sen hiç kucaklamadın mı Şule'yi de ben sağ söyleyince zoruna gidiyor. Güzelim. Ben o zamanlar mavişleri göremeyen bir renk körüydüm. Şimdi sana aşık halimle eski karımı mı kucaklayayım? Demagoji yapma. Haydi. Haydi Kuzey, kaldır götürelim. Burada mı bırakacağız kadını? Ya baygın maygın değil. Sızmış bu. Birazcık yatar, ondan sonra kalkar gider. Bize ne? Burada mı bırakacağız Kuzey? Burada mı bırakacağız? Haydi kaldır kucakla da götür evine. Evime mi? Nikah şahidimiz olmak ister misin mavişim? Of, abartma oğlu ağa, bir kere de abartma. Haydi kaldır, kaldır haydi. Yıldız sen ne kadar iyi bir insansın ya. Aynı şey senin başına gelse Şule üstünden atlar devam ederdi yoluna, biliyorsun değil mi? Ben kendim bilirim Kuzey. Haydi, hadi kurban olayım artık, kaldır haydi. Peki. Aşkımın nişanesini çok daha güzel bir anda vermek isterdim ama eski karımı kucaklamadan birazcık önce oldu, kusura bakma. Hah, bunları sana toplamıştım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim öpücüğü falan yok mu? Ne bileyim, ne kadar zahmet etmişsin öpücüğü. Seni çok seviyorum öpücüğü. Yok ama istersen eski karını kucaklama öpücüğü var. Tamam. Bana öpücük olsun da adının önemi yok. O ne ya? Geçen sen beni herhalde yanlışlıkla öptün dudağımda. Haydi, haydi. Hayaller, yıldız, hayatlar Şule. Oy! İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on beş, on... Bırak, bırak, bırak.
annemin arabası ve babam mı kullanıyor? Arkasında da Yıldız abla var. Yanında da annem. Ay inanmıyorum. Fıkra bile olmaz ki bunlarda. Baba, ne oldu, siz niye üçünüz aynı arabadasınız? Baba, annem iyi mi? İyi, anan çok içmiş, sızıp kalmış. İçmiş mi? Ne oldu? Ya biriniz bir şey söylesenize. Yıldız ablanız söylesin, onunla berabermiş. Babanızın dediği gibi işte, anneniz yanıma geldi. Niye geldi? Kuzey'i bırak demek için. Ondan sonra ağladı, fenalaştı. Ondan sonra da bayıldı. Yıldız abla, başka bir şey olmadığına emin misin? Eminim, eminim. Kuzey'i bırak dedi, aramızdan çekildi. Başka da bir şey demedi. Niye içmiş o zaman o kadar? Baba, hastaneye götürmediniz mi? Götürelim mi? Ne yapalım? Ya yok bir şey. Uyusun geçer. Tamam, gel beraber götürelim o zaman. Yok canım. Ben hiç ananızı kucaklayamam Kazulet gibi. Alın götürün evinize. Ne? Evimize mi? Fadime'de kalmıyorsunuz mu? Alın götürün, uyusun, kalkınca bir şey kalmaz. Babacığım, biz ne bilelim nasıl ayıltacağımızı? Sen de gel, bize yardımcı olursun. Gelmeyeceğim. Benim mavişimle işim var. Gideceğim ben. Kızlar haklı Kuzey. Sen de onlarla git. Ya ben gitmiyorum. Ben seninle geliyorum. Tamam mı? Hadi gidelim. Yürü. Kızlar, o zaman bir şey olursa babanızı arayın, tamam mı? Tamam. Ya kendi okumu yayımı yaptım yani, kendi imalat. Anam, yoksa Sefer Rut mu olacaksın sen başımıza? Sister Rut mu? Haydi sister miyim ben? Ne demek şimdi o ya? Teessüf ederim ya, nasıl laf o? Sister Rut değil ya, Sefer Rut dedim. Robin Hood'a gönderme yaptım. O anca bizim atalarımız attı okları falan toplar. Robin Hood'muş. Neye gülüyor şu an Naide? Hatırlatırım Naide. 1071. Malazgirt. Hatırla bakalım. Malazgirt'ten Anadolu'ya bizim jettimiz o kapılara dayandılar. O kapılar nasıl açtılar acaba? Hı? Ehsarla mı açtılar? Yoksa zile mi bastılar? Okçularımız açıldı o kapılar. Hatırlatırım daha iyi de. Hanlarımız, Hakanlarımız, Ertuğrullarımız sayesinde açıldı o kapılar. Bana hala Robin Hood diyorsun ya. Kim köpek Robin Hood? Tamam tamam Seyfet Tuğrul. Haklısın. Ya hemen anında gönlümü aldın ya. Bal mı damlar insanın ağzından? Takmasını alırım balını. Tamam. Bundan sonra bana Sefer Tuğrul diyeceksiniz. Sefer Tuğrul'um ben. Hadi Sefer Tuğrul. Gel yanıma gel. Orada bir kaza çıkmadan gel otur karının yanına. Hadi canım. Hadi canım. Hadi yapma. Kaza ne kazası çıkacak ya? Profesyonel okçu var yani burada. Yapma ya. Doğduğumda elime aldım kız ben bu yayla oku. Vallahi doğduğunda nasıldı bilmem ama en son gördüğümde o sağa saplanmıştı Sefer Reis. Hiç merak etme Naide. Bundan sonra bir ok saplanacaksa o oku saplayan ben olacağım. Yani Sefer Tuğrul. Mavişim, daha nasılsın? Az önce garım bayıldı Kuzey, farkındasın değil mi? Mavişim, sana herkes bayılır ki zaten. Ben de bayılırım. Bayılayım mı? Kal, 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 kal. Kuzey. Allah aşkına, Allah aşkına bir kere de cıvıma. Mavişim, ben Şule'yi çok iyi tanıyorum. O nerede ağlayacağını, nerede bayılacağını çok iyi bilir. Zaten bunun için geldi yanına. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Neyse boş ver, şimdi biz asıl meselemize gelin. Allah Allah, neymiş asıl mesele? Ne demek neymiş ya? Bombanın pimini çektin, attın kucağıma. Ben o bombayı patlatırım. Sen niye bu kadar abarttın acaba bunu, ha? Niye bu kadar abarttın bu öpücüğü? Güvenende seni ilk defa biri öpmüş sanacak. Doğru, ben de bunu düşündüm biliyor musun? Benim gibi 40 yıllık kazanova bir kuru öpücüğe böyle köle olsun. Aferin ha, aferin. Böyle devam edersen belki...
Belki seni bir daha öperim ama belki. İstemiyorum. Ya ne? Çünkü o kadar zahmet etmişsin. Böyle üstüme eğilmişsin. Öpmüşsün. Karşılığını vermem lazım. Oy. Ne oldu? Çiçeklerim arabada kaldı ya. Ya mavişim ne yapacaksın sen çiçekleri? Sen en güzel çiçekten daha güzelsin. Ya ama onlar papatyaydı. Ben papatyayı çok severim ya. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. Çok severim o şarkıyı. Öyle mi? Çok mu seversin? Çok severim. O zaman bekle. Papatyam. Beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerini? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Papatya gibisin beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Anne. Anne. Anne hadi uyan artık. Anne. Ya bari uyandırabilseydik en azından duş falan aldırırdık kadına. Aa çok iyi fikir. Ben o zaman hanımefendiciğimizin süt banyosunu hemen hazır ediyorum. Köpüklerini de atarım, kenara pipette koyarım. Canı sıkıldıkça içer arada. Gerçekten bir ay yaşın kızları olmadığımız kalmıştı. Yakında Erol Taş gibi içip içip bizi döverse şaşırmam ben ha. Yine Yeşilçam'a bağladınız ha. Annem yaptıklarının kefaretini ödüyor. Gerçeklerle ilk defa yüzleşiyor. O yüzden bu halde. Ay ben hiç öyle düşünmüyorum ablacığım. Sıradaki oyunla onu merak ediyorum sadece. Beni oyun oynayacak hali mi var sence? Ya benim annem bir kirpi için saatlerini harcardı ayna karşısında hatırlasanıza. Saçının ucu bozulsa yoldan geri dönüp fön makinesine sarılırdı. O kadınla bu kadın bir mi? Yani doğru söylüyorsun aslında. Annemi şimdiye kadar hiç böyle çaresiz görmemiştim. Ya o bizim çaremiz olmadı, biz de onun çaresi olmayacağız. Uyandıralım da gönderelim hadi. Tamam sabredin, uyanır birazdan. Biz uyandıralım da. Ya saçmalamayın artık.
annem gibi olmayacağız dedikçe anneme benziyorsunuz. Farkında mısınız? O ne demek ya? O bizi terk etti. O bizi bırakıp gitti. Şimdi siz de aynısını yapmaya çalışıyorsunuz. Merhamet göstereceğinize acımasız davranıyorsunuz. Ne yapmamızı bekliyorsun abla? Ha? Bir yanağımıza tokat yiyince diğer yanağımızı mı çevirmemiz lazım? Hayır. Fırsatını bulunca siz de tokat atmayın yeter. Ya yürü. Biraz hava alalım Gökçe. Bırakalım bunu da burada uyusun. Uyanınca kendi gider zaten. Ne oldu, istemiyor musunuz beni? Seni istememekle alakası yok ablacığım. Sen aramızdaki en merhametlimizsin. Anneciğini yalnız bırakma. Beklemenin anlamı yok. Uyanır birazdan, geleyim ben de. Ay ay ay, işte şimdi keyfim yerine geldi sistacıklarım. Günaydın. Günaydın. Hingildeklerimi çok özledim. Bir gelip göreyim dedim. İyi etmişsin, hoş geldin. O zaman bir, iki... Ay bu çiçekler bizim için mi? Ya. Ya çok teşekkür ederiz. Ay gel gel. Ay çok güzeller Ömer. Sen bir de güldüğün zaman gözünde açan günleri görsen. Baharı getirdiğindendir o. Çok güzeller. Ya elflerin en duygusalı, en romantiği bu. Saçlarının kokusunu hatırlattın minnakım. İşte şimdi adının hakkını veriyorsun Osman'cığım. Tam bir çiçek Osman'ı oldu. İyi, sevmeni seveyim seni o zaman. Aşk bir otobüstür, binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden de inmesini bildi. Ne? Bir dakika ya, sen müsait bir yerde in mi diyorsun sen bana yani şimdi şu anda? Eğer ki duraklarda beklediğin insancıklar varsa ben şimdi de inerim. Hayır aşkım, ne alakası var ya? Bir kere benim dolmuşum ekspres dolmuş. Benim bir tek yolcum var, o da sensin. Aferin, seni denedim. Biliyorum. Çay yok mu ya? İçeri geçip bir çay demlesek. Bence girmeyelim. Kuzey abim burada. Hayır da babam burada değilse muhtemelen buraya geliyordur. O zaman biz buradan gidiyoruz. Haydi. Nereye gidiyoruz ya? Çambaşılı olan sizsiz. Burada kimseye gözükmeden nerede piknik yapılır onu siz bileceksiniz. Ay. Aferin ya, vallahi çok güzel fikir ha. Ay şöyle babamsız, mutlu, huzurlu, güzel bir piknik yapalım inşallah. Tamam da annem ne olacak? Yani bizi görmezse korkar. Ay bırakalım annem ya. Zaten o yattığım 3 gün uyur. Ne oldu annem, burada mı? Bir şey mi oldu yoksa? Uzun hikaye ya. Tamam hadi gidelim o zaman babam gelmeden. İyi gidelim bari, ne yapalım? Ben ne zaman geldi? Aman boşver. Sana güleceğiz yani o yüzden. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Seviyor. Papatyalar yalan söylemez. Seviyorsun beni. Seviyor. Seviyor. Neyin var senin mavişim ya? Bir şeyin mi var? Kuzey, benim aslında sana söyleyecek bir şeyim var. Söyle bir tane. Aslında yok. Şule'yi düşünüyorsun değil mi hala? Kendine gelmiş midir acaba? Bana doğruyu söyle. Kavga mı ettiniz? Bilmem gereken bir şey var mı? Son zamanlarımı huzurla geçirmek istiyorum. Kocamla, kızlarımla geçirmek istiyorum. Bunu ölmek üzere olan bir annenin son arzusu diye düşündüm. Kesin yine bir şey yaptı değil mi o bölüm sonu canavarı? Mavişim kurban olayım, şu kadının bizi üzmesine izin verme artık. Kuzey resmen yalvardı bağ. Kuzey'den uzak dur diye yalvardı durdu. Sen de onun timsak gözyaşlarına inandın öyle mi? Ya bu kadının en iyi yaptığı şey duygu sömürüsü, bilmiyor musun sen bunu? Bütün mutluluğum sağa bağlı dedi. Sanki böyle her şeyi ben bozmuşum gibi bütün suçu benim üstüme attı. Yavaş at. Her şeyi kendisi mahvetti. Ama iyi ki de mahvetti. Öyle olmasaydı bu mavişlerden mahrum kalacaktı. Vallahi ben aslında Şule'yi sırf bu sebepten affedebilirim ha. Sonuçta burada olmamın sebebi. İstersen gidip Şule'ye bir teşekkür edeyim. Ay ki Kuzey'i bıraktın da Kuzey bağ geri döndü diye. Ya şaka yapıyorum mavişim be. Ben er geç sana gelirdim. Tamam 20 yıl biraz geç oldu kabul ediyorum ama geç olsun da güç olmasın değil mi mavişim? Hiç güç olmadı vallahi. Vallahi benim ne çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah. Aylarca beni peşinde koşturdun bir kuru öpücük için zalımın kızı.
Sen onu aldığına dua et. Ediyorum ve arttırıyorum. Hadi bir tane daha öpeyim. Ağacı öpeceğim artık. Ne olur kurban olayım. Kuzey, sağ da hiç yüz vermeye gelmiyor vallahi. Mavişim, artık iki normal yetişkin insan gibi sevgili olmak istiyorum ben. Olmaz. Biz şimdi önce iki yetişkin insan gibi gidip balık tutacağız. Balık mı tutacağız? Ne balığı Allah aşkına ya? Bak, ormanın içindeyiz güzelim, doğa böyle güzel güzel. Hava, su akıyor, her şey muhteşem, mutluyuz, mesuduz. Olsun. Ah, gidip balık tutacağız. Ya balıkları tutup tutup atıyorsun. Aa bak, kelebek buna itiraz için gelmiş. Hayvanların doğasını bozma artık. Ah, bu sefer tuttum mu bırakmayacağım balıkları. Haydi, önce eve üstümü değiştireyim, ondan sonra da balığa. Niye üstümü değiştiriyorsun? Gayet güzel yani. Kalk yardım et şuradan bağa. Ha, gel, tut elimi. Şuradan gel, tuta. Geldim, tamam ya. Hiçbir şey beğenmiyorsun ki. Ya ama her seferinde daha beni tutacakken bir yanıtsam düşecek gibi hissediyorum. Ya o ayakkabıyla ormana gelirsen düşersin tabii. Aa, dikkatli ol ha. Aa bak, çamur var burada. Dikkat nedir Yıldız ya? Senin Türkçen iyice bozuldu. Dikkat nedir? Ben söyleyeceğim, arkandan tekrar edeceksin. Dikkatti. Söyle. Dikkat. Dikkatti. Dikkat. Dikkat. Allah kahretmesin ya. Edebiyat mezunuyum diyorsun bir de ya. Dikkat ula işte ha. He, dikkat. Şey mi yapıyorlar? Dikkat, dikkat. Anons yapıyoruz. Dikkat. Dikkat et. Dikkat et. Bu kim ya? Ne? Kim onlar? Ha, doktormuş ya. Doktor, doktor. Kardeşim yardım edeyim, dur. Gel aşkım. Bu hayırdır ya bu? Böyle kabadayı gibi yürüyor. Hayırdır lan böyle dikelmişim falan, böyle Kürlan Bey gibi yürüyor. Bana mı dikeliyor? Bana mı diyorsun abi? Yok, dayına diyorum. Sana diyorum tabii. Ne lan böyle Kürlan Bey olmaya falan karar verirsin. Hiç heveslenme yani. Senden olsa olsa böyle korkuluk olur. Aşk olsun abi ya. Kocamın korsesi var, ondan böyle duruyor. Birileri kemiklerini kırdığı için. Kız, enişteni lan mı dokandırıyorsun sen edepsiz? Ya Pembe abla, Gamer doğru söylüyor ya. Poyraz'ı lades kemiği gibi ortadan ikiye ayırdılar. O zaman ne gezdiniz burada ya? Gerilmiş gerilmiş böyle. Götürün eve dinlensin yani. Gezdirmeye değil efendim, iyileştirmeye getirdik. İşte temiz hava, doğal besinler, iyileştirme sürecini hızlandırmayı planlıyoruz. He, ben de her gün paça çorbası yapacağım. Kıyamam ya. Bak Sefer, üzülmüşler ya. Vicdan azabı çekiyorlar. Yo yo. Benimki vicdan azabı değil. Bu Poyraz, ben iyileşmeden düğününüzü, nişanınızı unutun dedi de ondan. Çabuk iyileşsin diye her gün paça çorbası yapacağım. Sefer Bey, yay çok güzelmiş. Fark ettin değil mi? Aferin lan King Kong. Vallahi aldısı aşak adamsın. Ev yapımı galiba. Aynen, etmet. Şuna bak, ipa bak. Böyle ip gördün mü hayatında? Şahane yaptım yani. Attım, vur. Bak, havada. Up, down. Up, down. Bak, yukarı aşağı. Gördün mü? Her yere atar yani. Neden sarı? Beğenmedin mi minnakım? Hayır, yani sarı gül ayrılığı simgeliyor da. Sen bana ne demek istiyorsun? Ayrılmak istiyorum senden mi diyorsun ha? Ne alakası var ya? Tam tersi, seni sevdiğimi göstermek için aldım ben onları. O zaman kırmızı gül alırdım. Sarı gül almazdım. Çünkü sana beni hatırlatsın istedim yenişim. Legolas'ın saçları hani sarı renkte ya. O yüzden... Bilmiyorum. Bence sen beni sevmiyorsun. Sarı olan gülün anlamı budur. Yok artık. Bu da mı gol değil? Ya ben seni sevmesem babandan her gün dayak yemezdim. Yürü be!
Aldız, bu adamın sevgisini elindeki güllere bakarak değil, ancak kolundaki morluklara bakarak anlayabilirsin. Hani bakacağım? Ne? Hani? Hani? Hiç morluk falan yok. Yoksa sen beni Legolas'ın Mine'yi sevdiğinden daha mı az seviyorsun? Yok aşkım, babandan da azlık açayım sadece. Ömer artık kaçmıyor. Baba vurunca hop diğer yanağını çeviriyor. Ben gideyim de kozalak falan toplayayım. Mangal sönecek yoksa. Ya zeytin yüzüm, hadi yapma böyle. De gene bir şeyler kapmışsın Kuzey Kaptan'dan, Yıldız Kaptan. Hey, bütün balıkları sen mi tuttun? Sen mi tuttun bütün balıkları acaba? Ya Yıldızcığım, beni öpmemek için balıklara azıcık daha konsantre oldun, o kadar. Ben oysaki bütün balıkları senin için tutmuştum. Ne? Senin için orada kızartıp sağ yedirecektim. Vallahi mı? Vallahi. Böyle güzel unlu, yağlı, taş ocakta kızartıp sağ yedirecektim ama istemiyorsan. Sen benim delibaş yıldızıma bak, erkeğine balık yapıyormuş ya. Sen ama en büyük balığı tuttun, küçük balıkları sal artık. Hem de en koca burunlusunu. Ha, o koca burunluyu öpmezsen yakında kaçıracaksın elinden. Gaç ula, gaç o zaman. Aa, tutan mı var? Bir tut diyorum işte. Esma, hoş geldiniz. Hoş gördük. Tavayla un getir bana, balık kızartacağım. Hemen abla getireyim. Yoruldum ha. Ya ben de. Hoş geldiniz. Hoş gördük Şükrü. Şükrü nerede benim kızlar? Bilmiyorum ki, bugün hiç görmedim onları. Evdedirler herhalde. Şule'yi gördün mü? Kendine geldi mi? Ya o şeytana bir şey olur mu abla? Ne merak edesin onu ya? Ulan öyle deme, yazık kadına. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam Pampa. Hayırdır, Naide okla yay mı aşerdi? Ne alaka ya? Kendim bizzat yaptım. Şuna bakar mısın? Nasıl olmuş? Çok iyi. Ya ama abi, en son yayla okla uğraştığında Poyraz'ı vurmuştun. Dikkat et. Gene vurdum. Ne? Tamam kızım, panikleme. Ne olacak o kılçığa? Hiçbir şey olmuyor. Yedi canlı o. Bana bak. Kuzey Efendi, kalk tabii, kapışalım. Niye kapışıyoruz ya? Oğlum işte hangimiz daha güzel nişancı mı? Görelim bakalım okta hangimiz daha iyi. Görelim ulan. Şükrü, git içeriden bir elma kap gel. Dur şuraya. Koy kafana. Vuracağım. Tamam. Ya Şükrü saçmalama. Ya abla, bir oktan korkacak değiliz herhalde yani. Hadi. Ya hayır, hayır. Ha, durun. Hayır, istemiyorum. Bak bak, dur. Gidin başka yerde oynayın. Ben burada balık kızartacağım. Bu ne abi, her şeye karışılıyor. Tamam, gidelim ormana. Ormana gidelim de Sefer Tuğrul'un nasıl yetenekleri varmış göstereyim sana. Bana bak. Atıcılık dediğinde bir kemankeş Kara Mustafa Paşa, iki ben. 12'den vurmayı iyi bilirim. Kuzey, bana bak. Geç kalmayasın ha. Balıklar hemen pişer. Tamam mı? Ne yapıyorsun lan? Benim yanımda abartma, yürü. Otur kız sen de. Buraya al. Sinirlenmeyeyim al sonra. Ha. Ver lan elmayı. Kendimi ama bulsaydılar iyiydi abla ya. Ya Şükrü, boş konuşma, boş konuşma. Haydi git Esma'ya yardım et. Tavayı getirin bana hadi. Balık kızartacağım. Bununla yağı da unutmayın ha. Ben bir derdim olduğunda aynı senin gibi yapardım, biliyor musun? Böyle elime bir şey alırdım yerden. Taş olur, dal olur, yaprak olur. Bütün derdimi üstüne fısıldardım. Sonra da uzağa fırladım. Bak böyle yapacaksın. Parasız kaldım. Çok zor günler geçiriyorum. Antep'i özledim. Ailemi çok özledim. Delireceğim. Hadi dene. Ne alakası var? Ben gayet iyiyim. Ya Ömer, derdinin bu olduğunu biliyorum. Erkeklik gururu yapıyorsun, anlatmıyorsun bana. Erkeklik gururuyla ne ilgisi var Feride? Anlatınca hiçbir şey çözülmeyecek, bunu biliyorum. Susmak işe yarıyor mu peki?
üzülüyorum. Ömer hem kendi babasıyla dargın, hem de benimkiyle. Bir dakika ya, baban bana dargın mı? Yani babamın sana dargın olması için önce barışması lazım sevgilim. Haksız değil. Ben de benim gibi işsiz, susuz bir damat adayı istemezdim. Madem öyle, benim yanımda işin ne? Kendine böyle acıyacaksan hemen şimdi git Antep'e. Saçmalım, benim istediğim tek şey seninle birlikte olmak. Ama? Ama her geçen gün omuzlarındaki yük daha da ağırlaşıyor. Beş parasız bir şekilde ne kadar daha dayanabilirim hiçbir fikrim yok. Ben sana borç para verebilirim istiyorsan. Yani babamdan para istiyorsan. Ya Feride, anlamıyor musun? Zaten adamın gözünde biteyim diyorum, sen bir de borç al diyorsun ya. Of ya! Ne güzel, babamın yanında miçi olarak çalışıyordun. Onun da bir ortası yok yani. Ya denizde ya dağda. Benim buralarda yapabileceğim bir şey yok mu ya? Ne bileyim, çobanlık falan. Yani şimdi sevgilim, dağdaki kuzularla derya kuzuları pek benzemez birbirine. Hem sen ne anlarsın hayvan gütmekten? Amelilik yapsam? Koskoca Zaimoğlu aşiretinin ağası. Amelilik yapacak öyle mi? O koskoca aşiret dediğin bir çekiş bir de çiviyle kurmuş, senin haberin var mı? Nasıl yani? Büyük büyük dedem vakti zamanında ameliymiş. Aa. Bir kadın sevmiş. Onun için çok çalışmış. O kadar çok çalışmış ki sonunda ağa olmuş. En sonunda da el öpen dedem değil, ninemin babası olmuş. Yani bu işin sonunda babam senin elini öpecek öyle mi? Hayır. Ben gelinimi öpeceğim. Ya bak işte, gördün mü, kozalaklar işe yaradı, derdini alıp götürdü. Keramet kozalakta değil. Sen de. Seni seviyorum. Aa, etler yanacak, biz etleri unuttuk. Koş. Tamam. Hazır mısın Pampa? Asıl sen kaybetmeye, yenilmeye hazır mısın lan artist? Hadi. Oğlum sen nasıl bir yeteneksizsin ya? Şuraya attın olsun ya. Oğlum saylanmaz mı ya? Allah Allah. Burası vadi olduğu için, burada rüzgar var, şelale olduğu için tersten geldi. Tersten esti, o sebep ben bir daha atarım. Kusura bakma şelaleden, özür diliyorum senin adına. Sen ne diyorsun ya? Nesin ya? Yeteneksin demiyorsun, hayret bir şey. Yılık ya. Oğlum ben bacının kalbine aşk kokunu saplamışım. Hem de 12'den. Ayıktırayım. Sapladın da ne oldu? Dikkat et de bacım, o saplanmış okları al tekrardan sana. Anladın sen. Allah o çılgın arılardan razı olsun. Vallahi sayelerinde bacının gönlüne tekrar girdim. Bak aferin, orada akını yemem. Ham pamsın, kralsın. Bravo. Valla bacımın hayatını kurtardın. Sen var ya, hakikaten kuzeyin kralısın. Kralların kralısın yani sen. Ya abartma, abartma. Oğlum kim olsa aynı şeyi yapmazdı. Bir tek ben yapardım. Kuzeyin kralı. Kuzeyin kralı. Kuzey. 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 Bir dur lan. Oğlum bir şey diyeceğim lan. Benim şimdi yapardın değil mi? Yani bir saniye dünyada böyle tek bir iğne kalsa bana saplardın değil mi? Şşş. Pampa saçmalama, bir şey sordum, buradan buraya cevap vermedin. Oğlum lütfen bak, bu çok önemli bir şey benim için yani. Tek bir şey soruyorum. Tek net bir cevap ver bana. Pampan için canını verir miydin? Vermez miydin? Pampa can çok büyük bir şey şimdi. Trombosit vereyim, kan vereyim, efendim böbrek vereyim ama can... Olmaz! Ne yapayım ben trombositi, bu trombositi ya? Bu şekilde olmaz, bunu kabul edemem. Bacımdan önce ben vardım lan. Ver lan şunu. Bana canını verir miydin, vermez miydin? Çabuk söyle lan. Oğlum ne yapıyorsun, canımı mı alacaksın? Gel lan şunu. Ya Hak! Ulan vallahi değmezsin ha. Sen çok kötü, çok berbat bir pampasın. Pampacığım, bak canımı değil ama canım kadar değerli bir şey mi vereceğim sana? Ne o?
96'da bir tane böyle yere basınca yanan ışıklı ayakkabım vardı. Çok istemiştim, vermemiştim. Hatırladın mı? Harun'un eşi şişirtmalı. He. Oğlum senin ayağın 50 numara. Ben içine girip oturacağım mı ayakkabının? Ya ne yaparsan yap. 96'da 1 lira verdim lan o ayakkabıya ben. Tamam Pampa, 2 lira vereyim, hiç konuşmayalım o zaman. Bu ne ya? Hayret bir şey ya, ayakkabı diyor. O ne lan? Ne? Bu çakallar kızlarımın etrafını sarmış çakalın. Dur oğlum, saçmalama lan. Oturuyorlar, ne güzel çocuklardı, kardeş kardeş. Saçmalama, bir kötü niyetleri yok yani. İyi bir niyetleri de yok. Güzel. Söbür abi, yine ne isteyecek acaba? Bir bakalım. Efendim? Terise, kaç. 5. Kızım öyle değil, koşarak kaç. Ne? Kaçalım mı? Arkana bak, arkana. Kim geliyor? Arkana bak. Allah Allah. Ozan, ben de bırak. Ne yapıyorsun? Al beni. Kusma.